Nasıl yaşıyoruz? Gelin biraz onu inceleyelim arkadaşlar. İşçiler, esnaflar, yatırımcılar ve iş insanları. Şimdi dört bölüme ayrılıyoruz aslında. İşçiler, esnaflar, yatırımcılar ve iş insanları. Robert Kiyosaki, Zengin Baba Yoksul Baba kitabında buna bu şekilde yer vermiş ve insanları dörde ayırmış ticari sistemde. İşçiler aktif gelir sağlıyorlar arkadaşlar. %5 kazanç elde ediyorlar ama %95 çalışmak zorundalar işçiler. Esnaflar da aynı şekilde aktif gelir elde ediyorlar. Kazancın %5'i bu kişilere kalıyor ama aktif olarak %95 çalışıyorlar. Yani %95 çalışıp %5 kazancı elde ediyorlar bu ekosistemde, mevcut ekosistemde. Peki gelin diğerlerine bakalım. Yatırımcılar ne durumda? Yatırımcılar da arkadaşlar pasif gelir elde ediyorlar. %5 çalışıyor bu insanlar. %95 kazanç elde ediyorlar. Yani ekosistemdeki paranın %95'i bu kişilere gidiyor ama çalışma bakarsak, süre bazında bakarsak %5 çalışıyor sadece bu insanlar. Yatırımcı olabilirsiniz. Size tavsiye ederim. Ama yatırımcı olamıyorsanız, paranız yoksa, esnaf ve işçi de olmak istemiyorsanız veya kalmak istemiyorsanız size iş insanlığını öneriyorum. Bu da nedir? Network marketing ticareti. Bunlar da yine pasif gelir elde ediyor. %95 kazanç elde ediyor. %5 çalışmayla bunu sağlıyorlar. Size mutlaka ve mutlaka bunu öneririm arkadaşlar. Burada gelinebilecek en iyi nokta şurası, iş insanları kısmı. Yani bizim yatırımcı olabilecek paramız yoksa, ki birçoğumuzun yok, benim de yoktu. İşçi ve esnaf da kalmak istemiyorsak iş insanı olabiliriz. İşte bunu da network marketing bize sağlayabiliyor arkadaşlar. Şimdi klasik sistemde bilinen alışveriş yöntemi biliyorsunuz. Üretici, toptancı, reklam, perakende ve tüketici olarak devam ediyor. Yani burada nedir sistem? Normal fabrikadan çıkıyor, toptancıya, reklamcıya, perakendeciye bir kar payı bırakıyor ve tüketiciye belli bir rakama geliyor. Gördüğünüz gibi 30 liralık ürün tüketiciye gelene kadar 100 TL oluyor arkadaşlar. 30 liralık ürün. Yani aradaki 70 lira birilerine dağılarak geliyor, görüyorsunuz. Artarak geliyor. O üstüne koyuyor, o üstüne koyuyor. Ve mağazada 100 TL oluyor. Herkes üzerine biraz daha ekleme yaparak diğer tarafa ne yaptı? Gönderdi. Bunu çoğaltabilirsiniz de işte. Ara bayiler, bölge bayileri falan. İşte reklam tutarı değişebilir. İşte perakende rakamı değişebilir. Ama klasik mantık budur. Bilinen alışveriş. Yeni nesil alışverişte bu üçü yok arkadaşlar. Yani yeni nesil alışverişte toptancı, reklam ve perakende yok. Biz nasıl çalışıyoruz peki? Biz direkt üreticiden arkadaşlar tüketiciye çalışıyoruz. Yani ürün buradan çıkar, hop nereye gider? Tüketiciye gider arkadaşlar. Yaptığımız şey aslında tamamen bu. Biz üreticiden çıkan ürünü direkt tüketiciye gönderme görevi yapıyoruz ve bu şekilde ciddi şekilde milyon dolar dünya üzerinde dönüyor. Peki bunu kim yapıyor? İlk defa biz mi bulduk? Hayır. İlk defa biz bulmadık. Endişe etmeyin arkadaşlar. Bunu yapan milyonlarca şirket var. Birazdan göstereceğim. Peki bu 70 lira nereye gitti? Yani evet, buradan buraya gitti. Ama bu 70 TL nereye gitti arkadaşlar? Sizce nereye gitmiş olabilir? İşte network marketing'in sırrı burada ortaya çıkıyor. Şimdi reklama, toptancıya, perakendeciye para verilmiyor. Doğru. Ama bu 70 lira bir yere gitmesi gerekiyor. 70 lira sana geliyor. Sen network marketing yapan bir bayi olarak, distribütör olarak bu işi ciddi manada yürütürsen tamamen seninle ilgili bir durum oluşmuş oluyor arkadaşlar. Yeni nesil ticarette tek yapmaları gereken üretici ve tüketiciyi buluşturmak insanların. Bunu yapan firmalar var gördüğünüz gibi. Bunlar sadece üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Yani bir şeyi tüketiyor olmanız lazım. Bir şeye alışveriş yapıyor olmanız lazım. Bir hizmeti satın alıyor olmanız lazım. Bir hizmetten faydalanıyor olmanız lazım. Onlar sadece aracılık görevi görüyorlar ve milyon dolarlık cirolar üretiyorlar arkadaşlar. Network marketing de böyle. Yeni nesil ticarette, yeni nesil alışverişte tıpkı bizler gibi insanlara ulaşarak güzel sonuçlar almaya devam edebilirsiniz. Yeni nesil ticaret, yeni nesil alışveriş, yeni nesil network marketing için One More International
biçilmiş kaftan. Bunu hepimiz ciddi manada yaparsak, yani üzerimize düşen görevi yerine getirirsek, milyon dolarlık bir pazarda yerimizi ne yapmış oluruz? Almış oluruz arkadaşlar. Network marketingi neden yaptığımızı iyi bilelim ve insanlara neden yapmaları gerektiğini iyi anlatalım. Öncelik olarak kişilerde network marketingi neden yapması gerektiğini anlatalım arkadaşlar. Neden bu işi yapacaklar? Yani neden bu işte olacak? Neden burada kendine yer edinecek? Neden? Niçin? O yüzden bunları iyi yaparsak, bunları iyi anlatırsak, burada iyi bir sinerji oluşturursak, gerisi zaten gelecektir. Yaptığımız tek şey arkadaşlar, insanların nedenlerini bulmalarına yardımcı olmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.